Değerli dostlar, hepinize Ankara'dan selam ve sevgiler. Bugün de Ankara stüdyomuzdayız. Buradaki arkadaşlarla yayın yapıyoruz. Malum geçen haftadan bu yana mecliste çoklu baro olarak adlandırılan kanun, ama benim paralel baro dediğim yasa teklifi görüşülüyordu. Ve dün gece sabaha karşı saat 3'te komisyon görüşmeleri tamamlandı. O nedenle burada kaldık ve Ankara'daki arkadaşlarla beraber bu yayını yapıyoruz. Meclisteyim, meclislik odamdayım. Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum ve iyi bir hafta diliyorum. Evet, öncelikle geçen hafta Haluk Savaş hocamızı kaybettik 30 Haziran'da. Ben tekrar kendisine rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kendisi Kuan hükmünde kararname ile ilaç edilmişti. Yaşam savaşı veriyordu, kanserle mücadele. Yargılandığı davalardan da beraat etmişti. İşine iade edilmedi. Uzun süre tedavisi için yurt dışına gitmeye uğraştı. Sonunda muvaffak oldu ama kansere yenildi. Onun şahsında halen cezaevlerinde bulunan bütün hasta tutuklara, ağır hasta tutuklara, kanun hükmüne kararnameyle ihraç edilmiş olan yurttaşlarımıza, dostlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. Onlarla dayanışma içerisinde olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz. Yine Sivas'ı andık 27. yılında. 33 yurttaşımız katledilmişti ve bu bir katliamdı. Kim ne derse desin, bunun adı katliamdır. Madımak'ta cayır cayır yanarak öldürülmüşlerdi hepsi. İki de çalışan yaşamını yitirmiş toplam 35 yurttaşımız. Ben tekrar kendilerine yine rahmet diliyorum ve Sivas davasındaki süreç, arkadaşlarımız paylaştılar, ben de paylaşmaya çalıştım. O davanın kendisi geçmişte nasıl yüzleşmediğimizi ve yargının nasıl katliam sanıklarına bir strateji olarak hoşgörüyle baktığının bir göstergesi aynı zamanda. Halen yakalanmayan sanıklar var, fiyari sanıklar var. Birçok dava zaman aşımına uğradı. Birçok sanık ömür zaman aşımına uğradı. Bunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Önümüzde her zaman bir acı, travma olarak kalacak. Bu vesileyle yani Alevi yurttaşlarımızın eşit yurttaşlık talepleri, inançlarını yaşama talepleri, inançlarıyla ilgili ibadetlerini yapma talepleri, eğitimde hayatın her alanında ayrımcılığa uğramama taleplerinin de sözcüsü olmaya devam edeceğiz. Alevi yurttaşlarımız burada özellikle ifade ediyorum. Şu anda kamu hizmetlerine girmede, kamu hizmetlerine yükselmede ayrımcılığa uğrayan en geniş kesim inançlar nedeniyle, ibadet bakımından ve eğitim bakımından da ayrımcılığa uğrayan en geniş yurttaş kesimimiz. Onlarla da birlikte eşit yurttaşın hakim olduğu, adaletin hakim olduğu bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Başbağlar'daki katliamın da yıl dönümüydü aynı şekilde. O da 27 yıl önce Erzincan'da Başbağlar'da yurttaşlarımız alçakça katledilmişlerdi bir terör saldırısında. Onların da anısı önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Evet, yani tarihimizin her sayfası, her günü bir değil birden fazla anıyla, yani katliam anısıyla, ölüm anısıyla dolu maalesef. Dün de 5 Temmuz 1991'de Diyarbakır'da kaçırılıp katledilen Vedat Aydın'ın, sevgili dostumuz, büyüğümüz Vedat Aydın'ın ölüm yıldönümüydü. Tam 29 yıl önce Diyarbakır'da evinden alınmıştı JITEM tarafından. Alındığı andan itibaren haberimiz olmuştu. Avukat olarak benim haberim olmuştu. Şehitlik karakoluna gitmiştik. Saraykapı'da bulunan işte JITEM binasına gitmeye çalıştık. Savcıları harekete geçirmeye çalıştık. Dilekçeler sunduk ama maalesef kaçıranların izi bulunamadı ve kendisi kaçırdıktan 3 veya 4 gün sonra Elazığ Karayolu'nda maden yakınlarında kat edildiği ve madende mezarlığa kimsesiz olarak gömüldüğü anlaşıldı. Bizzat kendim gitmiştim yakınlarıyla birlikte. Savcıyla beraber fetih kâbı yapmıştık. Cenazesini maden mezarlığından çıkarmıştık ve Diyarbakır'da
defnedilmişti. Yani 7 Temmuz olması lazım defin tarihi. O günde Diyarbakır'da başka bir katliama gerçekleşti ve 8 kişi Vedat Aydın'ın ölümünün ardından 8 kişiyle ölüm töreni sırasında, cenaze töreni sırasında, açılan ateş sırasında katledildi. O günler gözünün önünden bir şehit olarak geçiyor. Aynı şekilde o günden bu zamana 30 yıllık zaman geçti. Değişen bir şey yok Türkiye'de insan hakları ihlalleri bakımından, ağır ihlaller bakımından. Bugün de çok ağır bir biçimde, sistematik bir biçimde insan hakları ihlalleri, işkence, kötü muamele, zorla kaybedilme, ifade özgürlüğü yönündeki engeller yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bu kuşaktakiler ve bugün bu iktidarda olanlar, yani derin devletin yeni sahipleri, o dönemin ağır insan hakları ihlalleri yöntemini başka bir biçimde sürdürüyorlar, daha profesyonelce sürdürüyorlar. Ama şunu ifade edeyim, bugünlerde Dark dizisi çok gündemde. Bu diziye, affen söyleyeyim, gelecek, geçmişin tekrarı olmayacak. Buna asla izin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. Aynı geçmişi size yaşatmayacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Yani hiçbir zaman da umudumuzu da yitirmeyeceğiz. Evet. Yani hep söylüyorum, yani günlerimiz safın yaprakları birçok acılı tarihiyle yüzleşmemizi sağlayacak travmalarla dolu maalesef. Tekrar o günler benim de aklıma geldi. Evet, birçok gerçekten konu var. Bakın yani yurttaşlarımız ne haldeler? Onu bir özellikle söyleyeyim. Bu hafta itibariyle yayınlanan bir ankete göre Türkiye iyiye gidiyor şeklinde düşünenlerin sayısı %29, kötüye gidiyor diyenlerin oranı ise yurttaşlarımız arasında %54. Böyle bir umutsuzluk tablosu var. Türkiye'nin en önemli sorunu yine ekonomi ve işsizlik. Onun arkasında da koronavirüs geliyor, pandemi geliyor. Son bir yılda sizin ve ailenizin geçim şartları nasıl değişti diye sormuşlar. İyileşti diyenler %17, kötüleşti diyenler %63. Böyle bir Türkiye. Önümüzdeki bir yıl içerisinde sizin ve ailenizin durumunun düzeleceğine inanıyor musunuz diye sormuşlar. İyileşecek diyenler %30, kötüleşecek diyenler %42. İşsizlik rakamları ile ilgili olarak sormuşlar yine. TÜİK'in rakamları biliyorsunuz %13 ile 15 arasında %13. Ama bu oran doğru olmadığını düşünenlerin sayısı çok daha fazla. Yani mesela yurttaşlarımızın %40'tan fazlası işsizlik oranının %26,7 olduğunu falan düşünüyor. Bu kadar büyük rakamlar var yani. TÜİK verilerine güvenmeyenlerin sayısı ise %48. Türkiye'nin yani işte referans kurumlarından bir tanesiydi. En son bir işte arkadaş genel müdür atandı, genel müdür vekili atandı oraya. Ondan önce de başlamışız zaten bu bozulma ve yozlaşma. TÜİK'in verilerine güvenmeyenlerin sayısı dediğim gibi %49. Yurttaşlarımız %49'u bu verilere güvenmiyor. Evet, koronavirüs konusunda da artışlar var maalesef. Diyarbakır'da, Batman'da, Urfa'da, Hakkari'de vaka sayıları giderek artıyor. Türkiye'nin diğer yerlerinden ama özellikle bölgede yoğun bir artış var. Ben buradan yurttaşlarımıza sesleniyorum. Yani lütfen ama lütfen geleceğimiz için yani önlemlere dikkat edelim. Herkes kişisel önlemini mümkün olduğu kadar almaya çalışsın. Biliyorum yani sonuçta herkes çalışmak zorunda, işi olanlar bakımından söylüyorum. Çalışmak zorunda ama sonuçta bu virüsle ilgili olarak da kendi tedbirlerimizi almak zorundayız. Yani özellikle Şırnak'la ilgili olarak, Cizre, Sinop'la ilgili olarak, Batman'la ilgili olarak, Diyarbakır'la ilgili olarak da özel olarak takip ediyorum. Bunun da bilinmesini istiyorum.
Evet, yani iç cinayetleriyle ilgili olarak özel bir tatil içerisinde olduğumu biliyorsunuz. Her ayın ilk pazar günü İstanbul'da vicdan nöbeti yapılıyor. O vicdan nöbeti 2018'in Ağustos ayından bu yana neredeyse 2 yıldır yapılamıyor. Cumartesi annelerin nöbeti gibi yapılamıyor maalesef. Cumartesi annelerinin de toplandığı Galatasaray Meydanı iç cinayetlerinde yakınlarını yitiren ailelere kapatıldı yaklaşık 2 yıldır. Ağustos'ta 2 yıl olacak. Her ayın ilk pazar günü orada toplanıp iç cinayetlerine dikkat çekiyorlardı. Ve bir olayın anmasını yapıyorlardı bir konukla beraber meydanda yaklaşık yarım saat 40 dakika kadar. Silahsız, şiddetsiz, kimseyi tahrik etmeyen ve kendi kamuoylarını oluşturmaya çalışan bir eylemdi. O eylem de sonuç itibariyle yasaklandı. Başvurular yaptık. Ben de başvuru yaptım. Ancak başvurulara hep red cevabı geldi. Şimdi Beyoğlu'nun arka sokaklarında dernek binasının önünde yine her ayın ilk pazar günü yapmaya çalışıyorlar. Ve o zamandan bu zamana da bu iş cinayetlerine karşı bir duyarlılık yaratmaya ben de katkı sunmaya çalıştım. Neden bunları söylüyorum? 3 gün önce Sakarya'da bir havai fişek fabrikası patladı. 4 işçi yaşamını kaybetti feci bir şekilde. 3 işçiye henüz ulaşılmış değil. Yani cesetlerinin ne olduğu konusunda ve kendine akıbeti konusunda bir bilgi yok. Yüzden fazla işçi de yaşamını yitirdi. Yani bu iş yeriyle ilgili olarak daha önce de en az 5 kere o iş yerinde patlama olduğu şeklinde bilgiler var, paylaşılan bilgiler var. Yine daha önce o patlamalarda yaşamını yitirmiş işçiler var. Ancak alınmayan önlemler var. Bu nedenle yani bunlar kaza ve kader değil, cinayettir diyoruz. Çünkü sonuçta bu hükümetin de bu hükümetten önceki hükümetlerin de bir siyasal tercihidir. Aynı zamanda görmezden gelmek, iş güvenini sağlamamak, işçinin sağlığını ve yaşamını gözetmemek bir siyasal tercihtir. Bu siyasal tercihin sonucu olarak da yaşamını yitiren işçilerimiz var. İşverenin üyesi olduğu dernek de, işveren örgütü de bir moral yemeği verdi. Yani işte işçilere de değil tabii bu moral yemeği, işverene. Yani işte belki onun kaybı, işverenin kaybı sonuçta iş yeri. Ama yaşamını yitiren 4 işçi var. 3 işçiden haber yok, 100'den fazla işçi de yaralandı. Uzuv kaybı olanlar ve iş göremez hale gelenler var. Ama yani inancı ne olursa olsun işverenlerin derdi öncelikle kendi dertleri yani mal varlıkları. O mal varlığı nasıl ikame edecekleri ve nasıl onun yerine bir şey koyacakları. Sonuçta yine bir cinayet vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bir iş cinayeti vakasıyla karşı karşıya kaldık. Tıpkı Soma'daki, Ermenek'teki ve diğer cinayetlerde tersanelerde olan ölümler gibi. Evet, yani bu anlayışı ve bu işleyişi değiştirmediğimiz sürece bu cinayetler işlemeye devam edecek ve biz de mücadele etmeye, bu anlayışla, bu zihniyetle mücadele etmeye devam edeceğiz. Birçok gündem var. Yani ben avukatlık gündemine en son gelmeyi düşünüyorum. Baroların gündemine en son gelmeyi düşünüyorum. Büyükada davası olarak adlandırılan insan hakları savunucularının davası da yine 2 gün önce sonuçlandı ve bu davada da mahkumiyet kararları çıktı. Meslektaşımız AFO Bütü Türkiye sorumlusu Taner Kılıç 6 yıl 3 ay, diğer 3 aktivist de 1 yıl 13 ay ceza aldılar. Yani bu davadan yani ceza verilebiliyorsa bu davada yani birçok dava gerçi böyle oldu da yargının nasıl tükendiğini, nasıl bittiğinin, nasıl adil yargılama yapılmadığının çok açık göstergesi. Çünkü çok yakın izledim bu davayı da, diğer davalar gibi çok yakın izledim. Büyükada'da basıldıktan sonra götürüldükleri şubede şube kaç gün ne soru soracaklarını bilememiş arkadaşlarımıza. Neden gözaltına alındıkları belli değil. İhbarın nasıl yapıldığı belli değil. Saçma sapan iddialar, saçma sapan. Tamamen saçma sapan iddialar. Tümü ama tümü sonuçta yargılama sırasında çöktü, ortaya çıktı. Ama İlginçtir. Yani mahkeme yargılama sırasında iddianame zaten yok sayılır.
şeylerin, arkadaşlarımızın kişisel geçmişlerini sorgulamaya çalıştı. Eğilimlerini, yaptığı aktiviteleri sorgulamaya çalıştı ve onlar üzerinde bir kanaat oluşturmaya, kendisi için bir kanaat oluşturmaya çalıştı ve sonuçta yani işte görüyorsunuz bu devlet yanlış operasyon yapmaz, bizim güvenlik güçlerimiz yanlış operasyon yapmaz diyerek mahkumiyet kararlarını verdi. Bu aslında bütün aktivistlere, bütün insan hakları aktivistlere bir gözdağı aynı zamanda. Yani en şey çalışan, yani sadece ihlaller üzerinde çalışan, ona odaklanan kuruluşların mensupları bile, inançları, siyasal eğilimleri olursa olsun bizim hedefimizde, bizim hedefimizdesiniz. Bu işle de uğraşmayacaksınız. Mesajımız aynı zamanda bu. Bu aktivistleri tanıyan bütün dostlarımız, arkadaşlarımız bakımından da böyle. Evet, yargının berbat durumu devam ediyor. Yargının berbat durumu devam ediyor. Cezaevlerinde gerçekten binlerce tutuklu ve hükümlü var, haksız bir şekilde cezaevlerinde bulunan. Bana her gün onlarca mesaj geliyor. Yani bir vesileyle cezaları onaylanan ama haksız bir biçimde onaylanan insanlardan, mağduriyetlerinden cevaplar geliyor. Birçok hasta var. Yani cezaevlerinin bulunduğu konumdan dolayı, bulundukları konumdan dolayı büyük mağduriyetler yaşayanlar var. Yani çocukları İzmir'de, annesi Hatay'da. Ondan sonra Urfa'da, babaları Rize'de. Bunun gibi onlarca binlerce mağduriyet var. Hem yargılamanın kendilerinden kaynaklı büyük mağduriyetler var, hem de cezaevi koşullarından kaynaklı büyük mahkumiyetler var. Büyük mağduriyetler var. Ben onlarca kez ifade ettim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de karar verdi. Yani insanların neden yargılandıkları yargı çevresi dışında başka yerlerde tutarsınız. Neden? Veya eğer mahkumiyetleri kesinleşmişse neden ikametlerine yakın bir yerde tutmazsınız? Türkiye'nin her yerinde cezaevlerimiz var, her yerinde. Sonuçta böyle çapraz yerlerde tutuklu ve hükümlü tutmanın anlamı nedir? Bu bir düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlerini yakınlarından tecrit etme, onları görüştürmeme, ziyaretçilerine eziyet etme bir düşman ceza hukuku uygulamasıdır. Bir kez daha buradan sesleniyorum. Bir reform yapmalısınız. En azından bu konuda, yani cezaevinde kalma koşulları konusunda adım atmalısınız. İnsanların taleplerini yerine getirmelisiniz. Diyarbakır'da yargılanmış, orada mahkum olmuş, ailesi Diyarbakır'da ve çevresinde olan bir tutuklu ve hükümlü ne işi var Yozgat'ta, Rize'de, Samsun'da, Giresun'da, Türkiye'nin değişik yerlerinde, Bolu'da? Diyarbakır ve çevresindeki cezaevlerini tutabilirsiniz. Veya İzmir'de yargılanmış, aile çevresi orada olan bir insanın ne işi var Hatay'da, Kayseri'de veya başka cezaevlerinde? Dolayısıyla en azından bu mağduriyetleri kaldırmak elinizde. Bunu yapmamanızın tek gerekçesi olabilir. İnsanları mağdur etmek, yurttaşlarımızı düşman görmek ve kolektif cezalandırmak. Sadece cezaevinde oranı değil, aynı zamanda yakınlarını cezalandırmak. Dolayısıyla bu uygulamadan vazgeçmelisiniz. Ben ayrıca Adalet Bakanlığı'na sordum geçtiğimiz günlerde. Cezaevindeki çocuk hükümleri sordum. 12-15, 15-18. 12-15 arasında sayıları gönderdi. 15-18 arasındaki tutuklu ve hükümlü çocuk sayılarını gönderdi. Ama aynı soru önergesi içerisinde cezaevlerinde annenleriyle beraber kalan çocuk sayısını sormuştum, ona cevap vermemişti. 800'den fazla çocuk, öyle inanıyorum ki o sayı değişmedi, annelerine beraber cezaevlerinde tutuklu ve hükümlü olarak kalmaya devam ediyorlar ve o ağır koşullarında, bu pandemi koşullarında, ağır koşullarda, sağlıksız koşullarda, hijyensiz koşullarda, besinin ve sağlık koşullarının iyi olmadığı koşullarda annelerle beraber kalmaya devam ediyorlar. Onlara da bir kez daha buradan selam gönderiyorum. Evet. Son olarak Baro'ya geleceğim. Yani Diyarbakır'da Rabia Çetin'e, Lojbin Çetin'e uygulanan işkenceyi, köpekli işkenceyi biliyoruz. Bu hafta boyunca mecliste de gündeme geldi. Sorun şurada. Yani 12 güne uzatıldı gözaltı süresi. En son güne uzatıldı. Nedeni şu. Acaba ceza şeyde, yani gözaltında ne kadarını tedavi edebiliriz? Ne kadarının izlerini silebiliriz? Ne kadarını? Ve daha fazla bu kadar gündeme geldiği için nasıl daha gözaltında daha fazla cezalandırırız? Yoksa 2 günde, 3 günde alınacak ifade neden 12 güne uzatılır? Neden?
ki fotoğrafı çeken avukatla ilgili orada soruşturma başlatıldı. Bakın o illerin nasıl geldiği konusunda bir soruşturma başlatıldığı konusunda bir beyan yok. Ama fotoğraf çekip kamuoyuyla paylaşılması noktasında fotoğraf çekilmesiyle ilgili olan soruşturma var. Gazetecilerin yargılamaları devam ediyor. Bu arada Doğan Akın T24'ten Fuat Avni Twitter nedeniyle beraat etti geçtiğimiz hafta. O duruşmalarda maalesef bulunamadık. Kusura bakmasınlar. Ankara'daki işte gündem nedeniyle olamadık. Bu hafta yargılamalar var. Gazeteci yargılamaları var. Gazeteciler özellikle yapılan baskılar devam ediyor. Yargılamalar devam ediyor. Geçen ayın raporu yayınlandı. Sevgili Barış arkadaş milletvekilinden sonra da her ay bu raporlar düzenli bir şekilde yayınlıyor ve ondan da büyük istifade ediyoruz. Aynı şekilde. Van Gölü'nde ölenlerin sayısı, daha doğrusu cesetlerine ulaşılan mültecilerin sayısı 10'a çıktı. Ve denizlerimiz mültecilere, göllerimiz mültecilere, sınırlarımız mültecilere mezar olmaya devam ediyor. 50'den 60'tan fazla, kaç kişi olduğu belli olmayan dünyalı insan, yani umut arayan insan Van Gölü'nün dibinde şu anda kendilerine mezar olmuş bir biçimde yoklar şu anda. Sadece 10 kişinin cesedine ulaşıldı. Hep ifade ediyorum, yani mültecilik, sığınmazlık dünyada en zor insanlık halidir. En zor insanlık halidir. Bir umut için ya savaştan, ya ölümden, ya ekonomik nedenlerle kaçıyor insanlar bir beşeri memleketlerinden ve başka bir umut için başka yurtlar arıyorlar kendilerine. Burada bulunan mültecilere, sığınmacılara, göçmenlere karşı ayrımcılığa hep birlikte karşı çıkmalıyız. Nefret söylemine hep birlikte karşı çıkmalıyız. Sadece ülkemizde değil ama bütün dünyada barış için ortak çaba içerisinde olmalıyız. Yanı başımızdaki mültecilere, sığınmacılara, göçmenlere, düşman, işte ekmeğimizi elimizden alan insan veya işimizi elimizden alan insan veya hakkımızı elimizden alan insan diye değil, onlara bir insan olarak bakmalıyız, insan olarak dayanışma içerisinde olmalıyız ve hep birlikte onları bu hale getiren kurulu düzene karşı mücadele etmeliyiz. Aynı istatistikleri ilgili olarak bilgiler vardı ama zaman geçti, onu ben önümüzdeki hafta daha ayrıntılı bir biçimde sizlerle paylaşacağım. Türkiye AİHM'de destan yazmış deniyordu işte geçen hafta parlamentoda. 70 bin tane başvurumuz var. Sadece bunlardan bilmem kaç tanesine ihlal tespiti yapmış falan deniyor da tabii başvuru üzerinden bu rakamlar veriliyordu. İnsan Hakları Komisyonu Başkanı tarafından ve AKP Sözcüleri tarafından. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin sayfasına girdiğinizde halen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 50 yıllık tarihinde, 50 yıllık tarihinden daha uzun bir tarihte, Türkiye'nin de taraf olduğu tarihten bu yana karara çıkan dosyalar bakımından ihlal sırasında neredeyse ilk sırada olduğunu ifade edebilirim. Bunların ayrıntısını önümüzdeki hafta sizlerle ayrıntılı bir biçimde paylaşacağım. Zira zamanımız daraldı. Bu konu biraz daha uzun bir zaman. Özel bir gündemle bunu da size anlatacağım ve nasıl Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Daire Başkanlığı'nın yapılan başvurulardan veya kabul edilmezlik başvurularından hareketle Türkiye'nin aslında insan hakları sizin ne kadar temiz olduğunu anlatmaya çalıştılar. Oysa tümüyle yani böyle bir saptırma ve bir algı operasyonuydu o da. Bu hafta itibariyle T24'ten Süleyman İrvan, akademisyen, bu konuyu ayrıntılı bir yazısıyla gündeme almıştı. Ben de üzerinde çalışarak önümüzdeki hafta itibariyle sizlerle bu konuyu ayrıca paylaşacağım. İlgili olan arkadaşlarımıza, dostlarımıza da T24'ten bu yazıyı okumalarını salık veriyorum. Evet, kayıplarımız var. Kayıplar devam ediyor. Gülistan Doku. Halen kayıp Dersin Tunceli'de. Kendisinden haber alınamadı bugüne kadar. Tam 383 gün olmuş. Yusuf Bilge Tunç 335 gün oldu. Keldani halkımızdan, yurttaşımızdan, yurttaşlarımızdan Hürmüz Dilil 11 Ocak'tan bu yana kayıp ve Batman'da hemşehrimiz Mehmet Bal da 24 Ocak'tan bu yana kayıp, kendilerine haber alınamıyor.
bu zorla kaybetme vakalarıyla ilgili olarak da bir kez daha söylüyorum, insanlığa karşı suçtur ve zaman aşımı yoktur. Bunların faydaları bir gün mutlaka yargılığına çıkacaktır. Ayrıca diğer zorla kaybetme vakalarıyla ilgili olarak da Ankara 34. Arıza Mahkemesi'nde 6 yurttaşımızla ilgili dava devam ediyor. Duruşmalarında bulunamadık bir yoğunluktan dolayı ama takip ediyoruz. Onlarla ilgili olarak gerçekler de peyderpey duruşma kampanyasına başlandı. Nasıl yani kaybedildikleri, gözaltı sırasında nasıl baskıya tabi tuttukları, avukatları tarafından, atanmış avukatları tarafından nasıl manipüle edilmeye çalıştıkları konusunda benim bilgilerim var ama onları da ileriki dönemlerde sizlerle paylaşacağım ve devam edeceğim. Evet, bu hafta duruşmalar var yine. Gazeteciler duruşmaları var. Yarın önemli bir duruşma var. Akademisyen davalarında işte sona doğru geliyoruz. Anayasa Mahkemesi sonuçta karar verdi ve ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü çerçevesinde kaldığını ifade etti. O dosyalardan sonra mahkemelerin büyük çoğunluğu dosyaları ele alarak beraat kararları verdiler ama 37. Arıza Mahkemesi yani kendisine düşeni yapmıştı zaten. İki hocamızla ilgili olarak Şebnem Korur Fincancı ve Gencay Gürsoy ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi kararına resmen uymadı ve duruşma günü verdi. O duruşma yarın 37. Arıza Mahkemesi'nde olacak. Herhalde Barış Akademisyenleri de son kez orada bir kez daha toplanacaklar Çağlayan Adliyesi önünde. Bu vesileyle toplanacaklar. Ve yarın 37. Arıza Mahkemesi'nde bu duruşma da olacak. 2 yıldan fazla ağır ceza verilmişti hocalarımıza. Her ikisinin karar duruşmasında bulunmuştum. Ceza aldıkları duruşmada bulunmuştum. Yarın beraat edecekleri bu duruşmada da bulunmak isterdim. Ama malum yarın parlamentoda başkanlık seçimleri var. Mutlaka burada olmamız gerekiyor. Başkanlık seçimlerinde oy kullanmamız gerekiyor. O nedenle yarın orada olmayacağım. Bütün akademisyen dostlarıma yani buradan selam ve sevgilerimi yolluyorum. Fakat şu var, 37. Arıza Mahkemesi'nin başkanı veya heyeti tam emin değilim ama başkandan eminim. Herhalde bu beraat kararına imza atmamak amacıyla Hrant Dink'in faillerinin yargılandığı 14. Arıza Mahkemesi'ne atandı oradaki görevi için. Bilmiyorum yarın bu mahkemede olacak mı olmayacak mı? Eğer bu duruşmadan önce atanmışsa böyle bir beraat kararı vermemek için atandığı konusunda da bende bir kanaat oluştuğunu ifade edebilirim. Neyse yarın onu da göreceğiz ayrıca. Buradan bütün akademisyen dostlarıma da selam ve sevgilerimi yolluyorum. Ayrıca bu hafta Cuma günü Ankara Adliyesi'nde ODTÜ onur yürüyüşüyle ilgili dava var. Sabah saat 9'da görülecek. O da 2 yıl önceki yürüyüşle ilgili açılan bir davaydı. Takip etmiştim. Onun da duyurusunu buradan yapıyorum. Eğer Ankara'daysam ben de katılmaya, o duruşmaya katılmaya çalışacağım. Sosyal medya hesaplarından gelenler var. Kult'ta, memleketin Kult'ta sınavda kustuğu için sınavdan çıkarılan ve intihar eden bir yurttaşımız var. Onunla ilgili olarak ben üzerime düşeni yapacağım. Erzurum Üniversitesi Hastanesi'nde işçi alımında referans kodu istiyorlar. Açıkça yani torpil belgesi istiyorlar. Onunla ilgili gerekli girişimlerde bulunacağım. Yani katledilenler var. Biraz önce Cecer'le ilgili söylemiştim. Onların da takipçisi olmaya devam edeceğim. Evet, Demirtaş'la ilgili olarak yani sevgili Mahsun Karaman avukat arkadaşımız bir bilgi paylaşmıştı. O bilgi de şuydu, yani görüşmesine giden avukatına, avukatı aracıyla selam gönderen, selam gönderilmesine iddianame yazılmıştı, selama iddianame düzenlenmişti ve o diyalog yani telefon dinleme kayıtlarını, kitapla kayıtlarını iddianameye aktarılmıştı. Demirtaş'a selam göndermenin suç olduğu iddianameye yazılıyor. Hakkında bir mahkumiyet kararı yok. Yargılandığı davalardan tahliye edilmiş, iddianamesiz bir biçimde başka bir işte soruşma evrakına hukuk dışı bir biçimde dahil edilerek Eylül 2019 tarihinden bu yana tutuklu. Bakın,
idarenesi yok. Olay tarihi 2014. 6 yıldır süren bir soruşturmaya eklenerek yargılandığı halde o davadan, o iddialardan yargılandığı ve tahliye edildiği halde tahliye edilmesin diye başka bir soruşturmaya eklenerek cezaevinde tutuluyor Eylül ayından bu yana. 6 yıl önceki iddialar nedeniyle henüz deliller toplanmamış deniyor. Deliller toplanmadığı için ve kaçma süresi var diye tahliye ediliyor. Kendisi hakkında bir mahkumiyet hükmü yok. Yani anayasamıza göre masum şu anda cezaevinde tutulduğu halde masum. Çünkü bir siyasi rehin olarak tutuluyor. Ona bir avukat aracılığıyla selam göndermenin suç olduğunu bu cumhuriyetin bir savcısı iddianamesine yazıyor. Böyle bir hukuk düzeni var bakın. Böyle bir hukuk düzeni var. Türkiye'de selam göndermenin suç olabileceği bir düzen var. Ben de buradan Selahattin Demirtaş'a 1000 selam gönderiyorum. Evet. Osman Kavala iddianamesi yürütme cezaevinde. İddianamesiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen ve bu karar kesinleşmesine rağmen cezaevinde. Mümtazak Türkön'e hasta, ağır rahatsızlığı var, kalp rahatsızlığı var. Kendisini cezaevinde 2 kez ziyaret etmiştim. Yani aslında ameliyat olması lazım ama cezaevi koşullarında ameliyat olmak istemiyor. O koşullarda cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Tam 4 yıla yakın bir süredir. Ahmet Altan. Bunlar bildiğimiz dostlarımız, arkadaşlarımız. Yargıtay bozdu. Bu cezayı veremezsin dedi. Mehmet Ağarap cezası veremezsin dedi. Mahkemeye geldi. Mahkeme bu kez örgüte yardımdan bilmem neden en üst cezayı verdi ve tahliye etti. Vay efendim sen nasıl tahliye edersin diye başka bir mahkeme bir daha tutmadı. Ve şu anda o da 4 yıla yakın bir süredir cezaevinde 70 yaşında. Evet. Türkiye'deki yargı düzeni bu, adalet düzeni bu. Buna ilişkin yapılan hiçbir şey yok. Cezaevleri adliyelerde açılan borsayla ilgili olarak yapılan bir şey yok. İşte bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Benim meclis üstünde dile getirdiğim, söylemeye çalıştığım borsayla ilgili olarak, Diyarbakır'daki iddialarla ilgili olarak getirdiğim konu Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde ve bir iddianame düzenlenmiş ama bu iddianamede bu işin muhatabı olan hakim ve savcılar yok. Kimler var? Polisler var, işte başka görevliler var ve avukatlar var bu iddianamede. Ve 80'den 90'dan fazla mağdur var. Yani gitmişler, işte senin malını kurtarırız, şunu kurtarırız, tedbiri kurtarırız diye para almaya çalışmışlar. Böyle bir, yani bunlar yani binde bir bile değil bu borsanın bütün Türkiye'deki. Ki AK Partili eski milletvekilleri de buna dikkat çekmişlerdi. O nedenle bu adliyelerdeki şeylere, oligarklara ondan sonra falan dokunulamıyor ve şeysiz, korumasız bir düzen var burada. Adaletin gerçekleşmediği. Evet, son olarak da kendi konuma geleyim ve kapatayım. Epey uzadı. Tam 4 gün boyunca parlamentoda 28 maddelik çokulu baro denen yasa teklifini görüştük. Çokulu deyince benim aklıma inci kefali geliyor. Banda bir pişirme biçimi var da aslında o hale getirmeye çalışıyorlar baroyu. Söylemeyeceğim. Arif olan anlar yani ne demek istediğimi. İnci kefalinin Van'da pişirilmiş biçimini bilenler bakımından o hale getirmeye çalışıyorlar. Ama biz baroları o hale getirmeyeceğiz. Size rağmen hangi yasayı çıkarsanız çıkarın, ne yaparsanız yapın, hem barolar, hem de savunma, hem de avukatlar, sonuçta sizin bu kirli düzenine size karşı, adaletsizliğe karşı, demokrasi için, insan hakları için, adalet için mücadele etmeye devam edecekler. 4 gün boyunca 28 madde görüşüldü. Muhalefet milletvekillerinin tümü büyük bir mücadele verdiler komisyonda. Baro başkanlarımız adliyenin dışında kendilerine yasaklanan mitinglerini yapamadılar. Ankara Adliyesi önünde gaz yediler Cuma günü. Tartaklandılar ama mücadeleden vazgeçmediler. Baro başkanları da dün gece saat 3'e 4'e kadar nöbetlerini tuttular. Komisyonda görüşlerini açıklamak istemişlerdi. Komisyon görüşmelerini takip etmek istemişlerdi ama engellendiler. Komisyonda bulunmalarına izin verilmedi ama nöbetten tuttular. Bir tek virgül bile değişmedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri
Evet, komisyondalardı. Çoğunluk onlardaydı, MHP'li milletvekilleriyle birlikte. Tek bir söz almadılar grup başkan vekillerinin içinde bakın. Çoğu da hukukçu, avukatlıktan gelme insanlar. Tek bir söz almadılar ama biz 4 gün boyunca orada görüşlerimizi söyledik, itirazlarımızı ifade ettik. Fakat emir büyük yerden gelince ve yani o emri değiştirme konusunda, sorgulama konusunda milletvekili arkadaşlarımızın bir iradesi maalesef ortaya çıkmadı. Milletvekilliğin aslında bu olmaması lazım, böyle olmaması lazım. Kişisel sohbetlerimizde böyle yasa mı olur? Gerçekten biz de karşıyız diyorlar ama sonuç itibariyle tek bir cümle söz almadan, tek bir kelime söylemeden geçmesi için de ellerini kaldırdılar. Bu yasa dediğim gibi yani bir paralel baro yasasıdır. Baroları ve avukatları bu iktidara biat ettirme yasasıdır. Adalet ve Kalkınma Partisi komisyonunda söylediğim gibi kendisi iktidar değildir, derin devletin hükümeti haline dönüşmüştür. Dolayısıyla oradan gelen projelerin bir yürütücüsüne dönüşmüştür. Sonuçta 2001'de başka bir proje yürürlüğe sokulmaya çalışılmıştı avukatlık yasası değişikliğiyle falan. Çok olumlu düzenleme olmasına rağmen. Şimdi devletin güzel çocukları için yeni bir arayış içerisindeler. Türkiye Barolar Birliği seçimleri bakımından ve barolar bakımından. Ankara, İstanbul, İzmir'de 2000 avukatın üye olmasıyla kendilerine uygun barolar kuracaklar. Bakın diyecekler, işte artık bizim de barolarımız var. Niye avukatlar barolar bizden yana değil, bizim niye baromuz yok diyen kendi yandaşlarına, yurttaşlarına sahte bir dünyayı, sahte bir algıyı göstermeye çalışacaklar. Ama korkunun acele faydası yok. Sonuçta zalimliğini arttıran, zulmünü arttıran bütün iktidarlar bu şekilde baskı yasaları atmasıyla hep sonlarını hazırlamışlardır. Son bir ay içerisindeki yasalara baktığımız zaman da bunun izlerini görüyoruz. Bekçi yasası 1. Bugün işte görüştüğümüz barolara ilişkin yasa 2. Geçtiğimiz hafta İşleri Komisyonu'nda kabul edilen ve daha gündeme, genel kurula gündeme gelmeyen arşiv ve güvenlik soruşturması yasası 3. İşte konuşulan ve bu parlamento kapanmadan gündeme geleceği ifade edilen sosyal medya yasası 4. Sadece bu 4 yasa Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, yani derin devlet iktidarının hükümetinin siyasal tercihlerinin neden yana olduğunu çok açık bir biçimde ortaya koyuyor. Bunları bu haftalar burada konuşmaya devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum ve sağlıkla kalın diyorum. Görüşmek üzere.